ATV Kahvaltı haberlerine hoş geldiniz. 30 Aralık sabahından selamlıyoruz sizleri. Bugüne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nin açılış törenine video gönderip önemli açıklamalar yaptığı o haberle başlıyoruz. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokma hedefini bir kez daha yineledi. Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır. Her fırsatta altını çizdiği o hedefi bir kez daha tekrar etti. O hedefe ulaşmak için önemli bir çağrı yaptı. Girişimci daha çok yatırım yaparak, sanayicimiz daha çok üreterek, işçimiz daha çok çalışarak milletimizin her bir ferdini bu kutlu yürüyüşte yer almaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nin açılış törenine video konferansta katıldığı 19 yılda atılan adımları hatırlattı. Ekonomideki hedeflerimize ulaşarak geçtiğimiz 19 yılda 3,5 trilyon dolar harcayarak kurduğumuz bu altyapının hakkını vereceğiz. İşte bunun için burada sadece bir tünel açmıyoruz. Burada aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık geleceğine uzanan kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz. Yatırımlara özellikle değindi. Yatırımlarla ülkemizin çehresini değiştirdik. Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun, sırf skor olsun diye mi yaptık? Hayır. Erdoğan o yatırımlar sayesinde global ekonomik krizlerin Türkiye'yi teğet geçtiğine işaret etti. Yatırımların meyvesini sanayiden turizme, her alanda sahip olduğumuz nitelikli insan gücü avantajıyla alıyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin köklerinden sarsıldığı, yeni bir düzenin doğuşunun sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye bu altyapısıyla hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Sıra açılışa geldi. Pirinkayalar Tüneli özellikle kış aylarında keskin ve dik virajları yüzünden sürücülerin korkulu rüyası olan yolu güvenli bir hale getirecek. Yakıt ve zamandan da tasarruf sağlayacak. Bu tünel çevrenin korunmasına da katkı yapacaktır. Dün sabah kısaca ekrana getirmiştik. Merkez Bankası altın hesabını Türk lirası mevduatına çevirene destek verecek. Altında işleyecek sistemin detayları netleşti. Süreç nasıl işleyecek? Nasıl bir destek verilecek? Cevabı haberimizde. Kur korumalı Türk lirası mevduatının hayata geçmesinin ardından bir hamle de altın için geldi. Altın hesabını Türk lirası mevduatı hesabına dönüştürmek isteyenlere Merkez Bankası destek verecek. Sen diyor Merkez Bankası, paranı altına yatırma, Türk lirasına yatır. Altına yatırdığında kazanacağın farkı ben sana vereceğim. Eğer kaybedersen de riski almamış olacaksın. Benim kaybım olmadığı için güzel bir sistem. Örneğin 3 aylık vadede sistem tam olarak şu şekilde işleyecek. Vatandaşın 100 gram altını olsun bankada. Bugün Merkez Bankası altın gramını açıkladı. 696 lira bugünkü değeri. Politika faiz de %14. Zaten bunun altında bir faiz olmuyor. Götürüp parasını altın yerine bankaya yatırdı. Ana parası 100 gramda 6.960 lira. Dönemsel faiz yani 3 aylık faiz %14'ten hesaplarsak %3,5 oluyor. Faiz ya da kar getirisi 243 lira 60 kuruş kazandı. Eğer parasını altında tutsaydı bu vatandaş, diyelim ki dönem sonunda altının fiyatı 730 lira oldu. Bu farklı da olabilir çünkü onsa bağlı olarak. O zaman altın getirisi 340 lira olacaktı. Gördüğünüz gibi eğer vatandaş parasını altında tutsaydı 340 lira kazanacaktı ama TL mevduata yatırınca 243 lira kazandı. Dolayısıyla kaybetmiş gibi gözüktü. Merkez Bankası diyor ki aradaki 96 lirayı ben sana veriyorum. Açıkçası güzel, tercih edilebilir. Peki ya 3 ay yerine 12 aylık vade tercih edilirse ve de altının getirisi vade sonunda daha düşük olursa ne olacak? Vatandaş parasını altında tutsaydı daha az getirisi olacaktı ve kaybedecekti. Burada tuttuğu için 974 lira oldu. Dolayısıyla bu 974 liralık getiriyi alacak. Altının düşmesinden oluşan riski de
almamış olacak. Hem kur riskinden kaçınmış oluyor tüketici, hem de faiz getirisi oluyor. Olumlu buldum. Olması gereken buydu. Gayet mantıklı. Yeni sisteme katılmak isteyenler mevcut altın hesaplarını Türk Lirası mevduat hesabına yalnızca bankalarda değil, yetkili kuyumcularda da dönüştürebilecek. Ve sırada günün manşetleri var. İlk gazetemiz Sabah. Sabah gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirin Kayalar Tüneli töreninde yaptığı açıklamanın başlıkları var. Dünyanın en modern altyapısı Türkiye'de manşetini görüyoruz. Gelin detayına birlikte bakalım. Başkan Erdoğan, Pirin Kayalar Tüneli töreninde burada sadece bir tünel açmıyoruz. Aynı zamanda kutlu yürüyüşün yeni bir adımını atıyoruz dedi. Ulaştırmadan enerjiye, eğitim ve sağlıktan haberleşmeye, tüm alanlardaki yatırımlarla ülkenin çehresi değişti. Değişecek adımlar attık. Peki bunca yatırımı sırf gösteriş olsun diye mi yaptık? Hayır, bunlar asıl büyük atılımlarımızın altyapısı olarak hayata geçiyor dedi. Ve bir diğer başlık Asiye ile ilgili. Yoğun bakımdan çıktı. İki pitbull'un saldırısına uğramıştı Asiye. Yoğun bakımda kalmıştı ve doku nakli operasyon ameliyatı geçirmişti. Ameliyattan çıktı ve ailesiyle konuşuyor. Pitbull saldırısında ağır yaralanmıştı. Köpeklerin sahibi ve site müdürünün de güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı da yine ortaya çıkan bir başka detay. Ve samuray kılıçlı katile ağır müebbet istendi. Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz hakkında iddianame tamamlandı. Sanık hakkında tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ve son habere bakalım. Türkovak aşısı bugün başlıyor. Fahrettin Koca aşı olan ilk olanlardan biriydi. Artık bundan sonra dileyen Sinovac ve BioNTech aşısının yanı sıra bu Türkovak aşısını da olabilecek. Kameraların karşısındaydı Sağlık Bakanı ve bakın detaylar da şu şekilde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında açıkladı. Bugünden itibaren Türkovak aşısı şehir hastanelerinde başlıyor. Aşımızı salgında hayatını kaybedenlere adıyoruz açıklaması var. Ve bu açıklamayla birlikte ilk gazetemiz Sabah'ı tamamlıyoruz ve devam edelim. AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Karar Yönetme Kurulu toplantıları yapıldı. Oturumlara Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti. Toplantılar sürerken kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Ömer Çelik soruları yanıtladı. CHP ile HDP arasındaki ittifakın açık edildiği görüşmeyi hatırlattı. Ve bakın Kılıçdaroğlu'na nasıl seslendi. Hem tezkereye karşı çıkacaksınız hem de Kandil'i nasıl yıkacaksınız? CHP ile HDP'nin görüşmesi için bu yorumu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'i yıkacağız açıklamasını hatırlattı. Birisi Kandil'i yıkmaktan bahsedecekken öbürü tezkereye hayır verdiği halde. Diğeri de Kandil'in meşrulaştırılmasına, Kandil'in bir referans alanı olmasına gayret ediyor. PKK terör örgütü değildir diyor. Bu ikisi nasıl bir araya gelip de bir ittifak kuracak onu herkes merak ediyor. Biz de merak ediyoruz. Yani siyasetçi olarak da biz de bakıyoruz. Bu şapkadan nasıl bir cin çıkacak? Bu şapkadan cin çıkmaz. Buradan sadece cin çarpması çıkar. Sözcü Çelik'e Kılıçdaroğlu'nun telefonlarımız dinleniyor iddiası da soruldu. İftira ve yıkım siyaseti diye başladı eleştirilerine. Sayın Kılıçdaroğlu ilk olarak benim hatırladığım kadarıyla buna benzer bir cümleyi 2018 yılında söyledi. Bu sene belediye başkanlarının telefonunun dinlendiğini söylüyor. Ne ortaya bir belge koyuyor, ne gidip savcılığa bir suç duyurusunda bulunuyor. Bu tipik bir fitne siyaseti oldu. Ve fahiş fiyatla mücadele. Çelik kararlı konuştu. Piyasa dengesini bozacak, vatandaşımızın mallara ulaşmasını, hizmetlere ulaşmasını engelleyecek her türlü faaliyet karşısında devleti bulur. Ve terörle mücadele, sahada kahramanlarımız teröristlere göz açtırmıyor. Hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesindeki operasyonlar aralıksız sürüyor. Dün 17 terörist öldürüldü. Osmaniye'de ise Suriye'de görevlerini tamamlayıp yurda dönen komandoları karşılama töreni vardı. Duygusal anlar yaşandı.
Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor. Hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde Gara'da gizlendikleri mağaraları tespit etti. Koordinatlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bildirildi, ardından da hedefler yerle bir edildi. 9 terörist öldürüldü. Hainler Suriye'de terörden arındırılan El Bab kentinde görevli komandoları hedef aldı. Mehmetçik roketli saldırıya misliyle karşılık verdi. 8 terörist kaçamadan öldürüldü. El Bab'da görevli kahramanlar Osmaniye'de ise ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Korkutlar olarak bilinen 210 jandarma özel harekatçı bölgedeki 6 aylık görevini tamamladıktan sonra yurda döndü. Kente siren eşliğinde konvoy halinde giren komandolar ailelerine uzun uzun sarılıp hasret giderdi. Karşılama töreninde duygulu anlar yaşandı. Günün manşetlerinde bu kez sıra Hürriyet gazetesinde. Hürriyet gazetesinin manşetinde Sanal İstanbul kapış kapışı görüyoruz. Detaylarını aktaralım. Türkiye'nin taşı toprağı altın şehri İstanbul sanal dünyada da ilgi görüyor. Oyun evreni Metaverse'de İstanbul'un simge yapıları kapış kapış satıldı. Arsa'nın parseli 500 liraya dayandı. Hemen manşetin altındaki açıklamalar bu şekilde. Erzurum denize açıldı. Sür manşette yer alan haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla yaptı, açılışını yaptı. Pirin Kayalar Tüneli Erzurum'u Artvin'e ve Karadeniz'e bağladı. 2272 metrekarelik Pirin Kayalar Tüneli hizmete girdi. Kesintisiz bir ulaşım sağlanıyor bu yeni projenin tamamlanmasıyla birlikte. Ve Beyoğlu'nda neler oluyor? Hemen o detayı da aktaralım. İki turist cinayeti vardı. Pazar günü bir Amerikalı Beyoğlu'nda bıçaklanarak öldürülmüştü. Hürriyet gazetesinde manşette bu var. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çok geçmeden katil zanlısını gözaltına almıştı. Bu haber de yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Ve bir başka haber, Omikron dalgası bizde de başladı. Detaylarını aktaralım, buradan haberimize gideceğiz. Omikron varyantı nedeniyle tüm dünyada günlük koronavirüs vakaları 1 milyonu aştı. Özellikle Avrupa bu Omikron'da inanılmaz yüksek rakamlara ulaştı vaka sayısıyla. Bakın neler var, onu da bahsedelim. Türkiye'de günlük vaka sayısı hızla tırmanışa geçti. 37 bine dayandı. Uzmanlar tedbirlerin önemli olduğunu söylüyor. Tabii Türkovak aşısı oldu bu arada. Hatırlatma dozunun yapılması çok önemliydi. Uzmanlar sık sık bu uyarıyı yapıyordu. Fahrettin Koca dün kameraların karşısındaydı ve hatırlatma dozu oldu. Türkovak'ı tercih etti tabii ki. İşte sırada o haber ve detayları var. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de bilim kurulu üyeleri hatırlatma dozu olarak Türkovak aşısı yaptırdı. Yerli aşımız Türkovak'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Geçen hafta acil kullanım onayı alan Türkovak aşısı Türkiye'nin tarihi başarılarından sadece biri. Türkovak son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. Yerli aşının da devreye girmesiyle Türkiye'nin salgınla mücadele noktasında eli artık çok daha güçlü. Vatandaşlarımızı Türkovak'la aşı olmaya, özellikle hatırlatma dozlarını da Türkovak'la yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Türkovak aşılama çalışmalarında bugün itibariyle devreye giriyor. Bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak. Ve bilim kurulu dün artan vaka sayıları ve omikron varyantının vakaları etkisi gündemiyle toplandı.
Toplantı sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama geldi. O açıklamada vaka sayılarının son bir hafta içerisinde ciddi artış yaşadığının altı çizildi. Omikron varyantının da yoğun gündemde olduğu, bulaşıcılığında yüksek olduğunu biliyoruz. Bakan Koca, vaka sayılarındaki artışın yoğun bakımlara yansımadığını vurguladı. Salgınla mücadele tedbirlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tahminlere göre Akdeniz kıyıları üzerinde yoğun bir yağışa neden olacak. Meteoroloji bugün için Antalya'ya kırmızı kodlu uyarı yaptı. Şiddetli yağışta en çok etkilenmesi beklenen Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde okullar tatil edildi. Bölge için taşkın, sel ve heyelan uyarısı yapıldı. Balkanlar üzerinden gelip önce Trakya'yı etkileyen yağışlı ve serin hava kütlesi, soğuk hava kütlesi Akdeniz'e indi. Yağış Antalya'ya giriş yaptı. Uyarılar peş peşe geldi. Gün boyunca aralıklarla şiddetli yağışlar devam ediyor. Arkasından cuma günü öğlen saatlerine kadar bu kuvvetli yağışların devam etmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da Antalya'da etkisini gösterecek. Saatte 50-80, zaman zaman 90 kilometre saat hıza ulaşan rüzgar beklentilerimiz var. Antalya için uyarı kodunun rengi kırmızı. Sağanaktan en çok etkilenmesi beklenen Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde eğitime bugün için ara verildi. Beklenen hadiseler modellerimizde son 15 yılın ekstrem değerlerinin yaşanabileceğini gösteriyor. Dere taşmaları, sel riski meydana geliyor. Aşırı yağışla birlikte heyelan riski meydana geliyor. Antalya şehir merkezinde tabii 100 kilogramların üzerinde bekleniyor. Kemer, Kumluca, Finike'de ise 200 kilogramların üzerinde yağış beklentimiz var. Yetkililer kırmızı kodlu uyarı sonrası Antalya il genelinde teyakkuza geçti. İstanbul Esenyurt'ta Fatih Mahallesi'ne gideceğiz şimdi. Mahalle sakinlerinin başına çöp yağıyor. İddia o ki 25 katlı bir rezidanstan atılıyor o çöpler. Ve rezidanstan atılanlar arasında kesici ve delici aletler de var. Mahalle sakinleri zaman zaman ölümle burun buruna geliyor. İstedikleri tek bir şey var. Yetkililerin çıkıp bu duruma bir an önce son vermesi. Bizim tehlikemiz burada büyük. Ölüm tehlikesi de olabilir mi? Hem de nasıl? Makas bile attıra bizim arabaya geldi kafamıza ki makas, kovuza makas. 25 katlı rezidans komşu binaların kabusu oldu. Çünkü başlarına çöp yağıyor. Çöpü atıyorlar, demiri atıyorlar, tahtasını atıyorlar, sigarasını atıyorlar, kömürünü atıyorlar. Bunaldık ben bu aşağı sokaktan yani geçemiyorum ya artık, geçemiyorum. Ne atıyorlar yukarıdan? Şimdi at yukarıdan ne buldularsa. Kömür mesela mangal yakıyorlar, mangal kömürüne atıyorlar. Çöp poşeti ne varsa çöp poşetine atıyorlar. Burası Esenyurt'ta 25 katlı bir rezidans ama öyle iddialar var ki kelimenin tam anlamıyla akıl alınacak cinsten değil. Çünkü söyleniyor ki yukarıdan aşağı taş, kalas, makas, bıçak, envai çeşit çöp ve hatta nargile közleri dahi atılıyormuş. Hal böyle olunca hemen rezidansın yanındaki bu binalarda ciddi bir pislik oluşuyor ve ciddi de bir tehlike meydana geliyor. Tükürüyorlar, resmen başımıza tükürüyorlar yani. Yukarıdan tükürüyor. Resmen tükürüyor. Birkaç defa biz burada birbirimize girdik yani. Hiç tehlike atlatan oldu mu? Kafamıza attı, çatal matal geldi yani çatal. Başınıza. Bıçak geldi. Başınıza. Başımıza da geldi yani. Mahalleli iddiasına göre durumu rezidans yönetimine defalarca anlatmış ama bir sonuç alamamış. Ve günün manşetlerinde sıra Milliyet Gazetesi'nde. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde maalesef artan vaka sayıları var. Tedbiri elden bırakma manşetini görüyoruz. Yılbaşı öncesinde vaka sayısı başta Avrupa, İngiltere olmak üzere çok arttı. İşte bir uyarıyla, Milliyet Gazetesi'ndeki o uyarıyla hemen başlayalım gazetenin detaylarını aktarmaya. Yılbaşı öncesi uzmanlar koronavirüsün omikron varyantına karşı uyardı. Maske tak, mesafeni koru, kapalı alanları havalandır dedi. Kalabalık yeni yıl kutlamaları bu yılda göremeyeceğiz. Tabii ki Covid-19 salgını. Türkiye ve dünya genelinde vaka sayısında maalesef hızlı bir artış var. Omikron varyantı vaka sayısını
çok yukarılara maalesef taşıdı. Uzmanlar hem grip salgını hem omikron nedeniyle her iki hastalıkta vaka artışı yaşandığına dikkat çekiyor ve uyarısını yeniliyor. Maskeni tak, mesafeyi koru. Ve döviz gidiyor diyene dava açın. Bakanın açıklamaları var. Bakalım. CNN Türk'te canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dolarda salınımlar yukarı aşağı oynayarak dengeye gelecek. Her şey kontrol altında dedi. Kim ki döviz gidiyor diyorsa dava açın. Bunlar sizi yanlışa yönlendiriyor açıklaması var. Ve altın hamle, bu da önemli bir detay. Hemen ona da bakalım. Bankalardaki altın hesapları da döviz hesaplarının kur korumalı TL mevduatına dönüştürülmesi gibi TL hesabına dönüştürülebilecek. Vade sonunda hesabın getirisi altının getirisinden düşük kalırsa fark hesap sahibine ödenecek. Vade sonunda Merkez Bankası'nın o gün saat 11'de açıkladığı gram altın fiyatı baz alınacak. Ve bu haberle birlikte Milliyet'i tamamlıyoruz. Devam edelim. Sema, bebeklerde görülen ağır bir kas hastalığı. Mücadelesi de tedavisi de çok zor. Riski en aza indirmekse artık mümkün. Bunun için Sağlık Bakanı'nın attığı bir adım var. Evlenecek ya da bebek sahibi olmaya hazırlanan çiftler artık ücretsiz test yapabilecekler. Tedavi yapacağımız tüp bebek uygulaması tamamen ücretsiz olacak. 3 uygulamaya kadar devlet bunu karşılayacak. SMA taraması gibi devam eden süreçte uygulanacak tüp bebek tedavisini de devlet karşılayacak, yani ücretsiz olacak. Hatta bu tedavideki 3 yıl şartı da SMA taşıyıcısı olan çiftler için geçerli olmayacak. Taşıyıcı olma durumunuzda nasıl bir yol izlenecek? Tüp bebek yöntemine gidiliyor. Peki aile sağlığı merkezine başvuran çiftin taşıyıcı olup olmadığı nasıl belirleniyor? Önce erkekten kan alınıyor. Eğer taşıyıcı olduğu belirlenirse bu kez anne adayının durumuna bakılıyor ve izlenecek yol buna göre belirleniyor. Ücretsiz olarak SMA tarama testi yaptıran anne ve baba adayının eğer kanında SMA taşıyıcılığı çıkarsa çift tüp bebek merkezine yönlendirilecek. Tüp bebek masrafları da yine devlet tarafından ücretsiz bir şekilde yapılacak. SMA taşıyıcısı çifte uygulanacak tüp bebek tedavisinde diğerlerinden farklı bir detay var. Bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelebilmesi için tedavi gen ayıklama yöntemiyle yapılacak. Öncelikle kadına bir tedavi yapılıyor ve yumurta toplanıyor. Erkekten alınan spermle birleştirildikten sonra oluşan embriyolar genetik olarak incelenecek. İşin esas püf noktası burası. Sağlam embriyolar seçilecek. Bu sağlam embriyolardan anneye transfer yapılacak ve tüp bebek oluşturulacak. Ücretsiz tüp bebek tedavisi için tek şartsa yaş. Kadının yaşının 23 ila 40 yaş arasında olması lazım. SMA tarama testini sadece yeni evlenecek ya da evlenmiş çiftler değil, gebe olan anne adayları da ücretsiz bir şekilde yaptırabilecek. SMA'lı olup olmadığı nasıl anlaşılır? Anne karnındayken alınacak kordonundan kandan yapılacak testle anlaşılabilir. Yapay zeka ile çalışan sesli asistan Alexa tüm dünyanın manşetlerinde. Çünkü evde zaman geçiren 10 yaşındaki bir çocuğa prize bozuk para sokmasını önerdi. Neyse ki annesi o sırada yanındaydı. Akıllardaki soru aynı. Ya annesi yanında olmasaydı? İşin bir de bizi ilgilendiren tarafı var elbette. Her gün teknolojiyle, yapay zeka ile iç içe, hatta bazen baş başa olan çocuklarımız ne kadar güvende? Alexa, what should I eat? Alexa yaptığı son hatayla bir çocuğu ölümün eşiğine getirdi. Yapay zeka tüm dünyayı tedirgin etti. This right here is my pretty boy.
İnternet zaten birbirinden tehlikeli challenge'lar yani meydan okumalarla dolu. Daha çok tıklanmak isteyenlerse o tehlikeyi göze almaktan bir an olsun çekinmiyor. İşte sesli asistan Alexa da bu meydan okumaların parçası olunca geldi gündeme. Here's the forecast for tomorrow in Visayas Karani. Skandalı kötü havada çocuğuyla evde vakit geçiren bir anne ortaya çıkardı. Asistan 10 yaşındaki çocuğa şarj aletini prize yarım takmasını ve araya bir bozuk para koymasını önerdi. Neyse ki annesi yanındaydı. So pay attention to what I do with this penny, please. Talimatı yerine getirmesine izin vermedi. Alexa, turn off curtain. Ev içinde birçok önemli görevi olan asistanın üretici firması güncellemeyle hatanın düzeltildiğini açıkladı. People are warning of the dangers in the comments of this TikTok video example now on YouTube. Facianın eşiğinden dönülen olay insanların zaten güvenmekte zorlandığı yapay zeka ile ilgili akıllara birçok soru işareti getirdi. Amerika'da hayati tehlike arz eden trende karşı bilgilendirme videoları bile çekiliyor. Yapay zekada benzer aksaklıklarsa ortaya çıktıktan sonra çözülebiliyor. Hataların önüne geçilebilmesi için kullanıcı deneyimi süreçleri büyük önem arz ediyor. En büyük tedirginlik ise çocuklarını teknolojiyle baş başa bırakan ebeveynlerde. Dünya devi firmanın bile böyle bir sorun yaşadığı düşünülünce endişelerin boşuna olmadığı ortada. Here's the forecast for tomorrow in Visayas Karani. Ve günün manşetlerinde sıra Akşam Gazetesi'nde. Akşam Gazetesi'nin manşetinde de açılışı yapılan o tünel var. 22 viraj bir tünel. Biraz önce de detaylarını sizlere aktarmıştık. Başkan Erdoğan Erzurum-Artvin arasındaki 22 virajlı yolu tek tünelle güvenli geçişe kavuşturdu. Pirin Kayalar tünelini açtı. Haberin detayı da bu şekildeydi. Ve üst tarafa hemen sür manşete bakalım. Mermer cilası öldürdü. İzmir Selçuk'taki bir otelde çalışan Özde Çivici, su şişesindeki mermer cilasını içince maalesef hayatını kaybetti. Otelin akla ilişkiler biriminde çalışan 27 yaşındaki Çivici, odasındaki pet şişede bulunan sıvıyı su zannetti. Aslında içtiği mermer cilasıydı. Hastaneye kaldırıldı ama maalesef tüm çabalar genç kızı hayatta tutmaya yetmedi. Arka koltuk faciası yine Akşam Gazetesi'nde yer alan bir başka haber. Bakalım detayına. Ali Hamitcan Seçkin'in kullandığı aracın arka kapısını açan 3 yaşındaki kızı Cemre tekerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuk koltuğu yoktu, kemer takılmadı ve çocuk kilidi kapatılmadı. Minik Cemre oyun oynarken kendince kapıyı açtı ve maalesef o feci olay yaşandı. Ve hemen alt taraftaki bir diğer haber. Türk Havak için randevular bugün açılıyor. Bir kez daha detayını aktaralım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünden itibaren vatandaşların yerli aşı için şehir hastanelerinden randevu alabileceklerini söyledi. Artık TürkAvac yani Sinovac ve BioNTech aşısının yanında TürkAvac aşısı da artık alternatifler arasında sunuluyor. Ve bununla birlikte Akşam Gazetesi'ni de tamamlayıp devam edelim. Siyasetin simge fotoğraflarından biri bu kare. Hikayesini geçen hafta gündeme getirmiştik. 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan bir kamyonetin üzerinde seçim turuna çıkmışlardı. İşte o fotoğraf gündemde. Nedeni ise o şoförün kim olduğu. İki kişi, o kişi benim diyor. Sonunda fotoğrafı çeken muhabir konuştu ve bakın gerçek gün yüzüne çıktı. O şoför kimdi? Şoför benim. Bu kamyonun sürücüsü benim. Gerçekten sıkıntı bastı ya. Bir tek ben vardım. Önünde bir arabayla takip ediyorum. Başka hiç kimse yoktu onu takip eden. İkisinin de iddiası aynıydı ama fotoğraf karesinde yalnızca bir şoför vardı. İkisi de iddiasında ısrar etti. Kamyonetin şoförü kimdi sorusu bilmeceye döndü. Muhabir arkadaşlarının çalışması sonucu kamyonetin fotoğrafını çeken muhabire ulaştı. Burası Tuzla ile Pendik arası bir yerdi. Mahalle arasıydı. 1994 yerel seçimler. Biri de çıkıp o resmi de ben çektim diyeceğini vallahi biliyordum. Negatifini getirsin. İşte bu fotoğraftaki kamyonetin şoför koltuğu bir türlü paylaşılmıyor.
paylaşılamıyordu. Ankara'da yaşayan Alper Aksoy şoför benim diyordu. İstanbul'dan Cevat Sayan da şoförün kendisi olduğunu iddia ediyordu. Bu fotoğrafı çeken foto muhabirine ulaştık. Şoför bilmecesinin cevabını da çözümünü de ondan aldık. Şoför koltuğunda kim var? Ben varım. Karıştırıyor olabilir misiniz? Kesinlikle hayır. Fotoğrafın İstanbul'da çekildiğini ve şoförün Cevat Sayan olduğu doğrulanmıştı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen ikisi Pendik ve Tuzla Belediye Başkan adaylarıydı. 1994 yılındaki seçim çalışmaları sırasında çekilmişti fotoğraf. Karede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve parti kurmayları vardı. Başka kimse de yoktur o kare. Yani çünkü benden başka izleyen biri yoktu. Şoförün kim olduğu sorusunun yanı sıra bir soru daha yanıt arıyordu. Fotoğrafın nerede çekildiği. Kesin İstanbul demiştir ama burası Ankara bakın. Şimdi ben çok şaşırdım doğrusu. Ankara'da olduğunu niye iddia ettiğini ben anlamış değilim tabii. Cevat Sayan derin bir nefes aldı. Ankaralı Alper Aksoy ise deklanşöre basan foto muhabirine rağmen iddiasında ısrarcı. Kriminal laboratuvarlar var. İncelesinler. Devamlı ısrarcıyım. Ankara'daki arkadaş kaybedecek çünkü Ankara'da değil İstanbul'da çekildi o fotoğraf. Yıllar sonra bu arkadaşın o sunucu benim demesi boşa şöhret olmak isteğinden başka bir şey değildir. Ve bu haberle ATV Kahvaltı Haberleri'nin ilk bölümünü sonlandırıyoruz. Reklam dönüşünde bir kez daha dopdolu bir gündemle karşınızda olacağız. ATV Kahvaltı Haberleri'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yeni saate bir cinayet haberiyle başlıyoruz. Ünsal Köse ve Mustafa Berk iki akrabaydı ve miras meselesi yüzünden her seferinde karşı karşıya geliyorlardı. Ama o tartışmalar maalesef cinayetle bitti. Mustafa Berk eniştesi Ünsal Köse'yi kurşun yağmuruna tuttu. Mermilerin hedefi olan talihsiz adam hayatını kaybetti. Mustafa! Sen öldüreceksin! Miras kavgası kanlı bitti. Kayınbiraderinin saldırısına uğrayan enişte hayatını kaybetti. Bana bunu ışlattılar! Hepinizi öldüreceğim! Korkunç cinayetin adresi İstanbul Sarıyer'di. İddiaya göre Ünsal Köse ile Mustafa Berk arasındaki husumet geçmişe dayanıyordu. İkili arasında bir süredir miras nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Mustafa Berk de dün akşam eniştesinin dükkanına geldi. İkili arasında yine tartışma çıktı, kavgaya dönüştü. Mustafa Berk de silahını çıkardı, peş peşe tetiğe bastı. Kurşun yağmuruna tutulan Ünsal Köse kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgansa olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ünsal Köse akşam eve dönmeyince eşi endişeye kapıldı, hemen dükkana geldi. Kendisine seslendi ancak yanıt alamadı. İçeri girdiğinde ise korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Ne silah, ne bağırma, ne çağırma. Sadece kadının sesiyle biz dışarı çıktık. Çıktık ki kadın bağırıyor, eşimi öldürmüşler. Acı haberi alıp olay yerine gelen Ünsal Köse'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Mustafa! Sen öldüreceksin! Hepinizi! Ünsal Köksal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ondan geriye ise büyük bir özenle yaptığı kuş kafesleri kaldı. Ünsal çok iyi bir insandı, kötü bir insan değildi. Yani. İyi bir komşuydu yani. Herkesle iyi geçiniyordu ama böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Yani. Eniştesini öldüren zanlı ise 24 saat geçmeden yakalandı. Seyhan Kaya 3 yıl önce ortadan kaybolan eşinin bulunması için Müge Anlı'dan destek istedi. Beklediği haber ilerleyen dakikalarda geldi. Beraberinde çok çarpıcı iddialar da gündeme geldi. İşte stüdyoyu karıştıran o suçlamalar. Ben paramı istiyorum. Dolandırıcı hırsız! İki aile arasında kalan yaşlı bir adam. Eşimi yaklaşık 3 yıl önce kaçırdılar. Telefonum çaldı. Avukatım dedi. Boşanma davası açtı dedi. Eşimi aradım. Eşim nasıl ağlıyor? Hüngür hüngür ağlıyor. Ardı arkası kesilmeyen iddialar ve suçlamalar. Siz benim babamı zorla tutamazsınız orada. Ben eşimi istiyorum. Eşim rahatsız.
Müge Anlı'nın kapısını çalan kişi Seyhan Kaya'ydı. 3 yıldır haber alamadığı eşi Mustafa Kaya'yı arıyordu. 72 yaşındaki adamın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi ve yaşlı adamın mal varlığı için kaçırıldığını iddia etti. İki çocuğumdan da uzaklaştı. Daha doğrusu uzaklaştırıldığını iddia ediyor. Kim tarafından? Görümcesi ve eşinin ilk evliliğinden olan kızı tarafından. Seyhan Kaya ve kızı gözyaşlarıyla geldiği stüdyoda eşinden gelen haberle sarsıldı. Herhangi bir suça maruz kalmadım. Kendi isteğimle evden ayrıldım. Hakkımda kayıp müracaatında bulunan Seyhan Kaya, benim şu an için resmi nikahlı eşim olup kendisiyle boşanma sürecindeyiz. Kesinlikle yerimi bilmesini, bu hususta kendilerine bilgi verilmesini istemiyorum. Etki altında olduğunu düşünüyorum. Ya bunların amacı düzmece rapor alıp malları geçirmek üstlerine. Ya. Babamın diyeceği bir şey varsa gelir burada benim yüzüme söyler. Senin ezberlettirdiğin iki kelimeyle bunları söylemez, anladın mı? Yok istemiyorum demiş. Gelsin burada söylesin o zaman benim yüzüme. Bunların amacı sadece para. Benim paraya ihtiyacım yok. Benim ekonomik özgürlüğüm var. Var. Talihsiz kadın duydukları karşısında gözyaşlarını tutamadı. En sonunda da isyan etti. Garip bir durum. Yani sen karını uğurlayacaksın güle güle. Olmaz öyle şey. Ondan sonra hemen gideceksin, 15 gün sonra boşanma davası açacaksın. Evet. Sonra da öteki kızın da gelip seni alacak götürecek. Ancak hanımefendi daha sonra benim eşimin akli melekeleri yerinde değil diye Vasile'ye müracaat edince boşanma davası şu an askıya alınmış tabii. Benim kocamla oynuyorlar. Benim kocamı tutsak tutuyorlar. Lütfen memur beyler. Kayıp başvurusu var etkisi. Değil mi? Evet. Benim eşim böyle birisi değil. Asla değil, ve asla değil. Yoksa biz buraya çıkıp zaten yani gelmezdik ki. Biz artık... Asiye, Türkiye artık bu ismi duyduğunda vahşi bir köpek saldırısını hatırlıyor. Minik Asiye'den dün gelen haberler yürekleri az da olsa su serpti. Minik kız yoğun bakımdan normal servise çıkarıldı. Peki 4 yaşındaki Asiye'nin ölümle burun buruna gelmesine sebep olan asıl suçlular. Saldırgan köpeklerin sahibi o kişilerin kamera kayıtlarını silmeye çalıştığı ortaya çıktı ancak... Çabaları boşaydı. O köpeklerle çekilmiş fotoğrafları deşifre oldu ve serbest bırakılan iki kişi tutuklandı. Asiye şu an servisimizde. Anne babasıyla beraber odada yiyip içiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Canavar köpeklerin saldırısında ağır yaralanmıştı. Doku nakli yapılan kız çocuğunun durumunu Akdeniz Üniversitesi rektörü açıkladı. Şu an için işitme kaybı da çok net değil. 4 yaşındaki Asiye Ateş, pitbull saldırısına uğradığı Gaziantep'teki ilk operasyonun ardından Antalya'ya sevk edilmiş, ikinci operasyonu organ nakli konusunda uzman Profesör Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirmişti. Durumu iyiye giden Asiye uyandırıldı ve normal servise alındı. Eğer bir yüz felci söz konusu ise olma ihtimali var çünkü ona yönelik ameliyatlar da yapılacak elbette. Asiye'nin tedavisi sürerken küçük kızın ölümden döndüğü saldırıyla ilgili iki kişi daha tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta site yöneticisi Mustafa Elibol ve sekreteri Süheyla Kurçak gözaltına alınmıştı. Köpeklerin kendilerine ait olmadığını söylemişlerdi ifadelerinde. Ancak Süheyla Kurçak'ın sosyal medya hesabında köpeklerle çekilmiş çok sayıda fotoğraf tespit edildi. Saldırıyı an be an kaydeden sitenin güvenlik kamerası kaydının silinmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. Yani deliller karartılmak istenmişti. Mahkeme Kurçak ve Elibol'un tutuklanmasına karar verdi. Elim korkma hadi. Göksel Kaya'yı tanımayan yoktur. Onu bu kadar ünlü yapan Atatürk'e olan benzerliği dün yine gündemdeydi ama bu kez şiddet başlığıyla. Darp edildiği iddiasıyla karısından şikayetçi oldu. Ters çık diye vurdu, ben düştüm. Gören dönüp bir daha bakıyor, herkes onu Atatürk'e benzetiyordu. Göksel Kaya karısından şiddet gördüğünü söyledi. Birkaç yumruk attı yüzüme, tekme attı. 57 yaşındaki Göksel Kaya Atatürk'e benzerliğiyle sık sık gündeme geliyordu. Bu benzerliği nedeniyle de birçok etkinliğe katılmış ve filmlerde rol almıştı. 2 yıl önce akciğer kanserine yakalanan Kaya tedavi sürecindeydi. İddiasına göre bu dönemde eşiyle arası açıldı. Bu şekilde
ben sana bakamam dedi. Evde tartışma, kavga. Göksel Kaya son tartışmalarında eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Denge kaybı var ya bende. Çocuk bile dokunsa bana yere düşüyorum. Kalkamıyorum bu defa. Tut elimi kalkayım dedi, bana ne. Şiddet gören Kaya'ya kardeşleri sahip çıktı. Taburcu olduktan sonra da darp raporuyla karısından şikayetçi oldu. Beton buz gibi orası. 3 saat boyunca orada çıplak bir şekilde beni bıraktı öyle. Amacı galiba beni öldürmek. Kendisine takdim ediyorum. İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta yangın paniği vardı. Duman yüzünden balkonda mahsur kalanlar çevreden yardım istedi. Neyse ki zamana karşı verilen yarışta kazanan taraf itfaiye ekipleri oldu ve korku dolu anlar can kaybı olmadan atlatıldı. Camlarını açın, açın. Kimse dairesini terk etmesin. Dairenizi terk etmeyin. Duman tüm binayı sardı. Bina sakinleri kendilerini balkona zor attı. İstanbul Esenyurt'ta 18 katlı bir rezidansın elektrik panolarından çıktı yangın. Kısa sürede birkaç noktaya yayıldı. Yoğun duman her yanı sardı. Üst kattakiler dairelerinden çıkmayı başaramayınca mahsur kaldı. Güçlükle nefes alan bina sakinleri can havliyle camlara, balkonlara koştu. Korku ve panikle çaresizce kurtarılmayı beklediler. Havlu sallayarak yardım istediler. Kapılarınızın arkasına, kapılarınızın arkasına havlu koyun. İtfaiye soluğu olay yerinde aldı. Vakit kaybetmeden harekete geçti. Bir yandan da mahsur kalanları sakinleştirmek için anons yaptılar. Kontrol altına alınan yangında neyse ki kimse yara almadı. Mahsur kalan 10 kişi sağ salim kurtarıldı. Bir sıkıntı yok zaten. Emniyetin içinde duman yok. Salgınla mücadele noktasında elimiz artık çok daha güçlü. Yerli Aşı Türkovak bugün itibariyle şehir hastanelerinden yaptırılabilecek kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca bilim kurulu üyeleriyle birlikte hatırlatma dozu olarak Türkovak aşısını da yaptırdı. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de bilim kurulu üyeleri hatırlatma dozu olarak Türkovak aşısı yaptırdı. Yerli aşımız Türkovak'ı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Geçen hafta acil kullanım onayı alan Türkovak aşısı Türkiye'nin tarihi başarılarından sadece biri. Türkovak son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. Yerli aşının da devreye girmesiyle Türkiye'nin salgınla mücadele noktasında eli artık çok daha güçlü. Vatandaşlarımızı Türkovak'la aşı olmaya, özellikle hatırlatma dozlarını da Türkovak'la yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Türkovak aşılama çalışmalarında bugün itibariyle devreye giriyor. Bütün vatandaşlarımız özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak. Ve bilim kurulu dün artan vaka sayıları ve omikron varyantının vakaları etkisi gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama geldi. O açıklamada vaka sayılarının son bir hafta içerisinde ciddi artış yaşadığının altı çizildi. Omikron varyantının da yoğun gündemde olduğu, bulaşıcılığın da yüksek olduğunu biliyoruz. Bakan Koca vaka sayılarındaki artışın yoğun bakımlara yansımadığını vurguladı. Salgınla mücadele tedbirlerinde herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. Türkiye'de koronavirüsle mücadele ve yoğun bakımlardaki son durumu konuşacağız şimdi. Konuğumuz Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi ve yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor İsmail Cinel. Hocam hoş geldiniz yayına. Malum dünya omikron varyantına karşı büyük bir sınav veriyor. Özellikle Avrupa şu sıralar. Söz konusu varyant Türkiye'de de görüldü. Bir taraftan da vaka sayıları bir hayli artıyor. Öncelikli olarak yoğun bakımlardaki son durumu sormak istiyorum. Vaka artışı yoğun bakımlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu mu?
vaka artışı yoğun bakımlar üzerinde ciddi bir baskı şu an için oluşturmamış durumda. Bildiğiniz gibi geçen sene aşı yoktu Kasım-Aralık aylarında ve ağır hasta sayımız 6000'leri bulmuştu. O zaman yoğun bakımlarda çok zor durumdaydık gerçekten. Şimdi vaka sayımız son bir hafta içinde katlanarak artıyor. Asıl tehlike burada. Yoksa yoğun bakımları kıyasladığınızda 1/3 oranında bir doluluk söz konusu. COVID yoğun bakımları için söylüyorum. Geçen yılki ağır hasta sayısı 6000'ler, şimdi 1500-2000 civarı, bu sayı için söylüyorum. Yoğun bakımlar stabil şu anda. Fakat tehlike şurada. Artış hızı 20, 24, 28, 32, 36 katlanarak gidiyor. Bir grafik varsa eğer, o grafikte evet burada görüyorsunuz, dördüncü dalganın içerisinde 30 binleri gördükten sonra 20 bin ortalamalara geldik, tekrar 30'u gördük, tekrar 20'ye geldik ve son okun yukarıya çıkışını görüyorsunuz. Buradaki ivme çok fazla ve omikronun Avrupa'yı perişan ettiği aslında her yerden gelen bilgilerle gözlemlenmekte. Fransa'da günlük 200 bini aşmış vaka sayısı var. Biz dün itibariyle 36 bindeyiz. Bugün kaç olacağız? Yukarıya doğru ivmenin gittiği açık ve net ortada. Biz hastane yatışlarını ve yoğun bakım yatışlarının son 2 ayda stabil seyrettiğini görüyoruz. Bir sonraki slaytta göreceğiniz gibi stabil seyrediyor demekle birlikte günde yaklaşık 175-200'ler civarında bir ölüm de söz konusu. Bakın burada iyileşen hasta sayısı ve hasta olanlarla ilişkili grafik. Burada vefat sayısını görüyorsunuz. Vefat sayısında göreceli bir düşme ivmesi yakalanmışken fakat yine yukarıdayız. Ortalamalarda 150-200 bandında gidiyoruz. Bu düşme yakalanmışken vaka sayısının birdenbire omikron varyantının ülkemize girmesiyle yukarıya doğru yön çevirmesi ölümlere de yansıyacaktır. Belki 15 gün sonra yansıyacaktır. Her zaman böyle oluyor zaten. Önce vaka sayısı artıyor, ardından hastane yatışları ve yoğun bakımlar artıyor. Bu yüzden tehlike burada. Yani mutlaka hatırlatma dozunu olacağız ve mutlaka maskeyi kendimiz COVID geçiriyorsak başkalarını korumak için kendi vatandaşlık bilinci içinde yapacağız. Burada mavi oku görüyorsunuz. Bu mavi ok kırmızıdan birdenbire ayrışıyor ve iyileşen hasta sayısını üstüne doğru, yukarıya doğru gidiyor. Bu yoğun bakım havuzunun da dolması anlamına gelecek bir süre sonra. Bunu açık, net olarak görüyoruz. Hangi yaş grubu risk altında? Kesinlikle kırılgan yaş grubu. Yani 65 yaş üstü, 60 yaş üstü yandaş hastalığı olanlar risk altında. Çocuklar çok yaygın olarak bulaştırıyorlar. Çocuklar hastaneye yatışlar, yoğun bakıma yatışlar çok çok az çocuklarda. Fakat sevdikleri büyüklerine bulaştırdıkları için burada problem, burada risk altındaki incinebilir, kırılgan hasta grubunda. Bunlar yaşlı hastalar söylediğim gibi. Bir takım önlemlerin ivedi olarak alınması gerekiyor. İyiler var, artılar ve eksiler var. Bakın artısını söyleyebilirim. Omikron varyantında hastaneye yatış ve yoğun bakımlara yatış yüzde olarak çok fazla olmuyor. Bu Avrupa örneğinden de görülüyor. Burası iyi bir şeydir ama kötü bir şey, çok hızlı yayıldığı için rakam 36 binden 136 binlere çıktığı zaman az bile oranda yoğun bakıma düşüş söz konusu olsa yine de yoğun bakımlar dolacak anlamına gelir. Geçen seneleri hatırlayın. 33 binlerde vaka, 33 bine karşılık 6 binlerde bir ağır hasta vardı. Şimdi bakın
Öyle bir durumda değiliz. Neredeyse 1/3 oranındayız. Fakat kontrolsüz bir vaka artışı bilim insanlarının gözünü korkutuyor otomatikman. Kapanma artık gelmez diye bir vurgumuz vardı. Ama burada şunda net değiliz. Kapanma bizim sağlık sistemimizin altyapısı çok iyi konumda. Bu özellikle büyük şehirlerde, şehir hastanelerinin de devreye girmesiyle iyi bir konumda. Fakat sağlık altyapısını her an aşma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Çünkü görüyorsunuz işte şeklin sonundaki, grafiğin sonundaki ivmenin nasıl yukarıya gittiğini. Eksiler neler? Eksiler örneğin Avrupa'dan belli ülkelerden uçuşları yasaklamış durumda İran. Bu da önemli. Bunların bize örnek de olması gerekiyor. Çok yakından izlenmesi gerekiyor. Dinamik süreç yaşıyoruz çünkü. Hocam şimdi her varyantın kendine göre kendine has semptomları oluyor. Omikron varyantından konuşursak hangi belirtilerle daha çok karşınıza çıkıyor? Buradaki tecrübe daha çok burun akıntısı, seste değişiklik, daha hafif semptomlar göreceli olarak. Fakat insanlar otomatikman kışın bu bir başka virüsle de olabilir, omikronla da olabilir, hangisinden kaynaklandığını dahi kestiremiyor. İyi şekilde geçiriyor. İlk PCR testini veriyor, negatif sonuç alıyor. Negatif sonuç aldığı için de basit bir nezle gibi düşünüp burun akıntısı, ses değişikliği, hafif halsizlik gibi kendi iş yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar. Daha iyiyim gibi hissettiği zaman hekim arkadaşları tekrar bir PCR verin dediğimizde verdiklerinde pozitif çıkıyorlar. Bu yüzdeyi çok fazla görüyoruz. Bu şu demek, siz bilmeden, farkında olmadan semptomlarınız geçmeye yüz tuttuğunda pozitif çıkıyorsunuz. O süre içinde, o süre zarfında, o ilk 5 gün, ilk 7 günlük sürede hafif semptom nedeniyle hatta PCR'ınız en başlangıçta negatif de çıkabildiği için siz rutin hayatınızı değiştirmiyorsunuz. Ama burada bizim önerebileceğimiz ne? En ufak bir burun akıntısı dahi olsa maske kullanımının çok yaygınlaşması. Tam o dönemdeyiz çünkü. Bunun başka yolu da yok. Maske kullanımı yaygınlaşacak. Eğer hatırlatma dozunuzu olmadıysanız veya çok riskli gruptaysanız, gerekiyorsa size aşı tanımlanmışsa, biliyorsunuz 3 ay sonra tekrar aşı tanımlanmaları söz konusu, mutlaka gidip aşınızı olmanız lazım. Bakın yerli aşı da artık devrede. Hangi aşıyı istiyorsanız olur. Ama yeter ki aşı olun, en azından bu virüs bulaşacaksa, çok yaygın, bulaşmayı engelleyemiyorsanız da daha hafif geçirin bu hastalığı. Bu kısmı çok önemli. Fakat maalesef şu anda bütün her yer açık, toplu kapalı alanlarda kutlama yemeklerinden tutun, bütün aktivasyon ülkede devam ediyor. Bir yandan da yukarıya doğru dönmüş bir ivmeyle omikron varyantı karşımızda. Hocam, belki buyurun. Bir soru var önemli. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları varyantın, omikron varyantının koronavirüsle kıyaslandığında daha hafif, daha güçsüz bir varyant olduğunu söylüyor. Yine Güney Afrika'da bilim insanları da benzer açıklamalar yapıyor. Sizce dünya bu yeni varyantı hafife mi alıyor dersiniz? Dünya yeni varyantı hafife almıyor. Bu açıklamalar daha somut açıklamalar. Bakın, bütün pandemiler tarihte 2 yıl civarında bitmiş bir şekilde. Biz de bu COVID ile ilişkili pandeminin bittiğini önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Fakat burada kritik nokta şu. Varyant da otomatikman daha hafif semptomlara yol açabilecek. Bir, ülkemizde şu anda Omikron'la birlikte Delta varyantı da söz konusu. Her iki varyant şu anda aktive olmuş durumda. Böyle bakın olaya. İkincisi, vaka sayılarının belli bir sayıda tutulması lazım. Yoksa çok vaka sayısı demek, %1'i bile yoğun bakıma düşse, %0.5'i bir dahi yoğun bakıma düşse, yoğun bakımların ağzına kadar dolması demek. Diğer bir konu, maalesef hala antiviral bir ajan söz konusu olmadığı için yoğun bakıma düşen hastalarımızdaki mortalite oranımız çok yüksek. %60'larda, %68'lerde bu rakamlar çok yüksek olduğu için son 2 aydır da kanıksadık belki ama ateş düştüğü yeri yakar bir yakınımıza, yaşlı bir yakınımıza denk geldiği zaman kaybetme riskimiz çok fazla. Ve 200'ler civarı, 150-200 bandında bir ölüm her gün gerçekleşiyor. Bundan çekinmemiz lazım. Öte yandan bakın, yoğun bakıma düşen hastalarımız COVID nedeniyle ilk 48 saatte başka mikroplarla da enfekte olabiliyorlar. Buna koenfeksiyon diyoruz. Oranlar yüksek. Ya da yoğun bakımda 2 günden fazla süre geçirdikleri zaman sekonder enfeksiyon diyoruz. Yine başka mikroplarla enfekte olabiliyorlar. Durum böyleyken kendimizi korumamız en düzgün hali bunun. Neler olabilir? Dönüşümlü mesai söz konusu olabilir. Tekrar aşı kampanyası olabilir. Bakın, hatırlatma dozunu olun derken hatırlatma dozuna koşan bir grup var. Ama hala 2 doz aşı olmuş, devamını olmayan başka bir grup var. Hala tek doz aşı olmuş, devamını olmayan bir grup var ülkemizde. Hala hiç aşı olmayanlar var. Bunların böyle olduğu bir ortamda, toplu taşımda da, kapalı alanlarda da bir kısıtlamanın olmadığı noktalarda, örneğin sinemalar Avrupa'da bir takım ülkelerde kapanmaya başladı. Kapanma olmasın da istiyorsak dahi kendimizin mutlaka ve mutlaka tam doz aşılı ve maske kullanımını tekrar gündeme getirmemiz lazım. Korkmadan, çekinmeden de bu işler olmuyor. Farkındalığın birdenbire artması lazım. Toplumdaki viral yük yukarıya doğru çok yüksek ivmeyle devam ediyor. Bakın, yoğun bakım hayat kurtarır. Bizler hayat kurtarıyoruz. Burada bir sorun yok. Fakat bu virüsle ilişkili çok fazla sayıda yoğun bakım hastasına ulaşırsak tekrar ölüm oranlarımızın artma riski söz konusu. Bunu görüyoruz ve bizim vatandaşlarımızı uyarmak boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Omikron varyantının dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde yaptığınız açıklamalar ve uyarılar çok kıymetliydi. Dünyada ve Türkiye'de Omikron varyantını konuştuk. Yoğun bakımlardaki son durumu öğrendik ve devam ediyoruz. Kocaeli'de bir inşaat işçisinin sırtına demir sesler saplandı. İşçiyi kurtarabilmek için sağlık görevlileriyle birlikte itfaiye de seferber oldu. Sırtına saplanan demir testeresiyle soluğu acil serviste aldı. Herkesi seferber etti. Tut Kemal, tut. Kocaeli İzmit'te bir inşaatta marangozluk yapan Hasan Akyol çalışırken dengesini kaybederek yere düştü. Yerde duran 40 santimetrelik demir testeresi sırtına saplandı. Talihsiz işçi sırtında testereyle üniversite hastanesine gitti. Bu şey kıvılcım çıkarır. Çok dibine girmesen de olur. Açıktan kesmesin. Biraz çıkartacak. Sağlık görevlileri müdahale edecekti ama önce testerenin kesilmesi gerekiyordu. İtfaiyeciler yardıma çağrıldı. Biraz daha. Az kaldı abi. Hadi. Acil serviste çok titiz bir operasyon yürütüldü. Tut.
testere kesilir kesilmez inşaat işçisi ameliyata alındı. Antalya'da eşiyle alışverişe giden 66 yaşındaki Meryem Çakır kaldırımda yürürken bir anda fenalaştı ve yere yığıldı. Eşi panikle etraftakilerden yardım isterken imdadına yoldan geçen iş güvenliği uzmanı koştu ve yaptığı ilk müdahaleyle kadını hayata döndürdü. Her kafadan bir ses çıkarken onların tümünü susturdu. Doğru müdahaleyle fenalaşan kadının hayata tutunmasını sağladı. Yan yatırım diyor bana. Tamam geliyormuş ambulansın derken. Geliyorlar yan yatırım. Öğle saatleriydi. Antalya Manavgat'ta yaşayan Meryem Çakır eşiyle alışverişe çıkmıştı. Kaldırımda yürürken bir anda fenalaştı. Eşi çaresizce çevredekilerden yardım isterken sesi duyan iş güvenliği uzmanı Hakan Algün oraya yöneldi. Diline tutun, diline tut, diline tut. Dilini yutmasın. Teyzenin bir anda nefes aldığını fark ettim. Nefes aldığını fark ettikten sonra ayaklarını yerden kaldırdım. Şok pozisyona getirdim teyzeyi. Algün ilk yardım konusunda uzmandı. Çevresinde toplananların akıl almaz önerilerine kulak tıkayıp sadece ne gerekiyorsa onu yaptı. Ben yatıracak hasta kalbi durur. İlk belirlemelere göre aort damarı yırtılan 66 yaşındaki kadın şimdi hastanede tedavi altında. Niğde Kalesi'nde gezinen bir turist aniden zeminde açılan tam 6 metrelik çukura düştü. Düştüğü delikte defineciler de iş başındaydı. Adım atmasıyla yer yarıldı, 6 metre yükseklikten definecilerin üzerine çakıldı. Rukiye Ulusoy Niğde Kalesi'ni geziyordu. Yürüdüğü yerde bir anda büyük bir çukur oluştu ve Ulusoy o çukurdan aşağı düştü. Başta kimse ne olduğunu anlayamadı. Hemen sağlık ekipleri çağrıldı. 6 metreden düşen kadın merdivenle çukurdan çıkarıldı. Gerçek yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı. Define avcıları kaleye yakın bir binanın zemininden kaçak kazıyla kaleye kadar tünel yapmışlardı. Sağlık durumu iyi olan Rukiye Ulusoy ifadesinde düştüğü esnada iki kişinin kaçtığını söyledi. Şengül İset, o yürüme engelli bir kadın, üstelik bir de kanser hastası. Tüm bunlar yetmezmiş gibi yaşadığı apartmanda asansör olmaması gereken yerde sadece bir asansör kapısı var. Merdivenleri birilerinin sırtında inip çıkmak zorunda kalıyor. Öyle ki kimi zaman sokakta hiç tanımadığı kişilerden bile yardım istemek zorunda kalıyor. İddiaya göre müteahhit, yenisini yapacağım diyerek eski asansörü yıktı. Bir daha da ortaya çıkmadı. Bu çileyi çekiyorum. Çektiriyorlar daha doğrusu bana. Daha doğrusu çektiriyor. Gerçekten yıldım artık. İnan ki yaşama sevincim kalmadı. Konuşurken sesi titredi, gözleri dolu dolu oldu. Şengül İset bir bedensel engelli. Yardım olmadan yerinden bile kıpırdayamıyor. Üstelik kanser hastası. Oturduğu 4 katlı apartmanda asansör kabinleri olmadığı için de yıllardır çile çekiyor. Kanser hastasıyım. Engelliyim. Yürüyemiyorum. Benim sıkıntım hastaneye gidemiyorum. Tedavimi göremiyorum. Bina yaptırdık fakat asansörümüz yok. Burası 4 katlı bir apartman ve her katta asansör var. Daha doğrusu düzeltiyorum, asansör görünümlü bir kapı var. Asansör kapısı bir kere kapı kilitli açılmıyor. Önünde setler var. Yani asansörler var ama aslında yok. Gördüğünüz gibi asansör var, kabin sadece.
Bakın, kabin yok. Kapı var. Onu da müteahhit kilitlemiş. Nasıl kilitlediyse bak önüne şey koymuşlar biri açıp düşmesin diye. Apartmanda yaşayanların iddiasına göre müteahhit asansörlü bina yapacağını söyleyerek eskisini yıktı. Ama sözünü tutmayınca Şengül Hanım'ın hayatı işkenceye döndü. Şengül Üset yıllar boyunca kanser belasıyla mücadele ediyor. Ancak derdi tasası bitmek bilmiyor. İşte böyle bir görüntü. Yaşadığı apartmanda asansör olmadığı için tedavisine gidemiyor. Ve alt katlara inmeye çalıştığındaysa ona torunu, akrabaları veya komşuları yardım etmek zorunda kalıyor. Ve bu durum onu son derece üzüyor. Bir torunum vardı 17 yaşında. O taşıyordu. Şimdi o da bel fıtığı oldu. Onun beline sargı sarıyoruz. Oturarak bir kat, bir kat, bir kat. Aile çaresiz durumda. Onunsa hastalığından dolayı kaybedecek bir dakikası bile yok. Ambulans geliyor, iki tane bayan doktor. Sokaktan insan topluyoruz. O şekilde indiriyorlar beni. Ülkemizin kıymetli bir değeri, sahnede 50 yılı deviren büyük bir ustayı ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sayın Ahmet Özhan konuğumuz. Hem manevi yolculuğunu konuşacağız varlık aleminde 70 yılı deviren bir çınar olarak, hem de müzik ve hayat yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhaba. Yeni bir kitapla, evet, bir kez daha sevenlerinizle bir aradasınız. Bu kez ellerini alıp sizin o hayat yolculuğunuzu okuyacaklar. Evet. Kıymetli gazeteci Ahmet Tezcan'la hayat üzerine yaptığınız dost sohbetinin aslında kağıda dökülmüş, evet, bir hali bu. Nasıl başladı? Bu kitap fikri nasıl ortaya çıktı? Oradan başlayalım. Evet, kitap Turkuaz Yayınları'nın benden böyle bir talebi oldu. Arkadaşlarla oturduk, sohbet ettik. Ben de yani kendimi öven bir nehir kitap anlayışı içerisinde bir şey değil ama hayatımı yeri geldiği zaman eleştirebilmeliyim. Oradan bir şeyler çıkarabilmeliyim. Okuyan kendi hayatına bir şeyler katabilmeli. Yani nereden baksanız bunca yılın bir tecrübesi. Benim hayata ve varlığa bakış açımdan ortaya konmuş bir eleştiri de olabilir. Sadece anılar değil yani aralarda. Bir hayat var burada aslında. Bir hayat var doğrusuyla yanlışıyla. İnsanlar bunu okuduğu zaman bir şey edinmeli. Yani özenmek haricinde bir şöhretin hayatını okuyarak ona ben de böyle şeyler yaşasam gibilerinden değil de onların getirdiği riskleri acaba şöhret riskini taşıyabilecek mi, omuzlayabilecek mi? Bunlarla alakalı da tecrübeler var. Böyle bir şeyin olabilir mi diye sordum arkadaşlara. Onlar da neden olmasın dediler. Ve o şekilde hayatıma daha çok yakın olan çok sevgili kardeşim Ahmet Tezcan'la söylediklerimin çoğuna zaten şahit olmuştur. Uzun dostluğumuz olan bir arkadaşım. Kitapta zaten hep bu geriye götürünce, evet, biz de okurken, evet, geriye gidiyoruz, evet, o anlara, evet, yaşadıklarımıza. Evet, pandeminin yeni döneminde bir aya yakın her akşam bir saat online, o Ayvalık'ta ben İstanbul'da online konuşarak, o kaydetti aynı zamanda, hı, yani hem görüntü olarak da kaydetti. Sonra kendi bizim sohbetlerimizi kendi dizayn etti, daha edebi bir hale getirdi. Ve netice itibariyle de kitabımız ortaya çıktı. Umarım insanlar dediğim gibi, amaçladığım gibi hayatlarına bir şey katabilirler. Şimdi kitapta dikkatimi çeken noktalardan biri de babanız tasavvuf ehli, hafız, aynı zamanda sert tabiatıyla nam salmış bir emniyet amiri, bir baba portresi var. Evet. Soyadı kanunu çıkınca öyle ki kendine Katı Öz soyadını alıyor. Hatta mahiyetindeki memurları diyor, amirim diyor, siz Katı Öz soyadını alın diyor. Çünkü çok prensip sahibi ve asabi bir mizaca sahip olduğundan dolayı. Peki diyor da madem siz öyle diyorsunuz o peki, şekilde oluyor. Kitapta yani bu da yer alıyor. Siz 17 yaşında böyle bir baba varken İstanbul'da gazinoya çıktınız. O hayat yolculuğunuzda, evet, babanız neler söyledi, nasıl gelişti? Yani görüntüsünün haricinde demek ki özünde bir tolerans taşıyan tarafı da varmış. O dönem bir ablam benim İstanbul'da yaşıyor idi.
Efendim, yani açıkçası okumaya çok hevesli bir çocuk değildim, bir insan değildim. Yani efendim, avukat olayım, doktor olayım falan da filan da. Yani benden öyle bir şey çıkmayacağını ailem de gördü netice itibariyle. Ama durmadan böyle ilkokulda müsamereler yapıldı. Beni Ağustos böceği yapmışlardı. Durmadan şarkı söylerler Ağustos böceği kemanı elinde böyle falan. Yani neşeli söylemeyi seven bir çocuktum. Hayatım boyunca da hep mır 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 bir şeyler söylemişimdir. Kitapta da var işte 3 yaşından itibaren. İşte Ayrılık Yaman kelime de ilk söylediğim şarkının ismi. Ahmet öyle koydu onun ismini. Efendim, dedi ablam bari dedi seni şu müziğin doğru dürüst öğrenebileceğin, akademik tarafını da öğrenebileceğin konservatuara yazdıralım dedi. O zaman Karamürsel'deydik biz. Ben İstanbul'a geldim ablamın yanına. Ve netice itibariyle İstanbul Belediye Konservatuarı'na yazdırdı beni ablam. İmtihana girdim, kazandım falan filan işte öyle. Bu süreç içerisinde de babam ne yapsın? Değil mi? Evet. Dua etmiştir arkamdan inşallah hayırlara kavuşur diye. Hı hı. Elhamdülillah bulunduğum yer hayırlı diye düşünüyorum. Babamın duasında kabul olduğuna şahit oluyorum. Evet, ne güzel, ne mutlu. Turkuaz yayınlarından çıkan bu kitapta bir aşk hikayesi ama aslında bir tevavvuk da var burada. Tabii tabii. Dilerseniz onu anlatın. Şanlıurfa'da tabii doğdunuz. Evet. Orada doğmanızı da yine buna bağlıyorsunuz. Bunun bir tevafuk olduğunu kitapta evet belirtiyorsunuz. Hayatta rastlantı diye bir şey yoktur. Tesadüf Hı-hı. diye bir şey yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak, biz ona iman ediyoruz. O tümel şuur her şeyi olması gerektiği gibi tevafuklarla oluşturmuştur. Onun için Urfa'da doğmam da bir tesadüf değildir tabii ki. Urfa edebiyatıyla, tarihiyle, her türlü dokusuyla çok özel bir yerdir. Hazreti İbrahim gibi çok ciddi bir insanlık tarihinde tevhidin, yani birliğin ortaya çıkışının en kesin delilidir Hazreti İbrahim'in söylemi. Onun kokusu vardır Urfa'da yani. O yüzden siz Urfa'da, onu hep hissettiğiniz Urfa'da, kitapta okuyun. Urfa'da evet doğmuş olmak ve oraya kendimi ait hissetmek bana çok keyif verir, zevk verir. Netice itibariyle orada tabii bilmiyoruz doğduğumuz zamanı ama netice itibariyle oranın suyuyla, ekmeğiyle efendim oluşmuş bir bedene sahibim. Sordukları zaman Urfa'da olduğunuzu söylüyorsunuz değil mi? Öyle yani, anladım. Evet, onu çok keyif alarak Hı-hı. söylerim. Oradaki tabii aşk ve arasında noktalar var. Ahmet Şükrü Katıöz. Benim sizin esas soyadım, baba soyadım evet. Katıöz. Onu hep yanlışlar, Kadıöz diyorlar, Katıgöz diyorlar falan. Hı-hı. İşte maalesef doğru dürüst araştırmadan insanlar her şeyi söyleyebiliyor. Katıöz ama benim iradem dışında sahneye ilk çıktığım süreçlerde benim adıma karar veren büyüklerim netice itibariyle Katıöz'ü, yani benim gibi böyle o zamanları düşünün, yani böyle incecik sapsarı bir çocuk Katı'yla çok uyuşmuyor diye evvela Katı'yı kaldırdılar, Öz kaldı. Bu, onu da şey yapma, Han eklendi, neticede Özhan diye. Ben onu nüfusuma kaydettirmedim uzun bir zaman. Olabilir, sahne ismim bu olabilir ama bir de benim baba kütüğüm var, ona da ihanet etmeyeyim diye. Ama sonra çocuklarım dünyaya geldi. Çocuklar yani evde Katıöz olacaklar, okulda Katıöz olacaklar. Sonra Ahmet Özhan'ın çocuğu olacak, bir kaos olacak. Dedim ben bunu şey yapayım da normal soyadı olarak alayım, çocuklar da ikilem içinde kalmasınlar dedim. Öyle Özhan oldu, gitti. Tabii Özhan'la birlikte manevi yolculuğunuz da başladı değil mi? Hayatınıza giren, evet, yolunuzun kesiştiği önemli insanlar sizi tabii hayat yolculuğunda bambaşka yerlere, bambaşka tabii bir... Yani gitmem götürüyor. Gereken yerler vardı zaten, adresler varmış benim yaratılışımla alakalı. Hı-hı. Ama o gitmem gereken yerlere dünya hayatı içerisinde yardımcı olan, omuz veren, el veren insanlar tabii ki oldu. Dediğim gibi bu gönlümdeki sevgi yaratılışımla alakalı olmakla birlikte
Evde babamın sohbetleriyle de babamın meraklı olduğu konularla alakalı olarak da bir kulak misafirliği, bir keyif, bir lezzet, bir damak tadı taşıyan bir insandım. Ama netice itibariyle işte İstanbul'a geldiğimde 67 senesinde sevgili Torul İnançer'le tanıştık. 67 senesinde tanıştık ve birlikte bir yolculuk oluştu, hayat bir yolculuk oluştu. Yarım asırı geçen bir dönem içerisinde çok şeyleri paylaşarak bugünlere geldik. Şunu merak ediyorum, çok genç yaşta şöhret, ün, dünya bir... Yani insanoğlunun gıptayla bakacağı her şeye sahiptiniz ve bir manevi yolculuğa başladınız. Evet. O geçiş nasıl oldu? Çünkü o kadar az örnek var ki ikisini bir arada dengede tutmaya çalışan, i̇şte, tutabilen. Allah'a şükür işte bugüne geldik. Ahmet Özhanlığım yani sahne ve halka mal olmuş tarafımı da hiçbir zaman inkar etmeden, yatsımadan ama diğer varlığımla alakalı ve varlığın hakikatiyle alakalı olan düşünce ve davranış biçimlerimden de hiçbir zaman taviz vermedim. Ne hissediyorsam onu yaşadım efendim. Fakat netice itibariyle insanlar beni çok güzel anladılar. Çok güzel anladılar. Çünkü benim samimi olduğumu, hakikaten yürekten, gönülden bir manevi neşenin insanı olduğumu, bununla dayanarak bir takım şeyler amaçlayan bir insan olmadığımı, bu işin kültürüyle ve hazzıyla alakalı bir insan olduğumu bildik, anladılar, hissettiler bunu. Samimiyetime daha doğrusu anladılar ve netice itibariyle de bu süreç içerisinde beni rencide edecek hiçbir şeye, hatırımda kalan hiçbir şey yok yani. Olmuş olabilir belki ufak tefek şeyler ama beni etkileyen, hatırımda kalan, içimde iz bırakan hiçbir şey olmadı. Yani benim devletim de, milletim de hiçbir zaman beni dışlamadı. Hep bağrına bastı, hep onaylanmıştır. Bunu hissediyorum. Ve bu çok güzel bir şey. Son zamanlarda belki sorunuzun insicamını bozmayayım ben bir lafa girerek de. Son zamanlarda ülkemin, devletimin ve yöneticilerimin, yani şu anda devletimi kim yönetiyorsa ben ona hizmet etmekle mükellefim bir vatandaş olarak. Kim olursa olsun, bir kişi bazında değil mesele, bir makam bazında devletimin temsil edildiği bir nokta vardır. En tepeden en aşağıya kadar. Bundan alakalı ve devletimin selametini amaçlayan işlerinde onlara destek olmak ve onları onayladığımızı ve üzerimize düşen görevleri yerine getirmemizin gerekliliğini söylediğimde bir takım örgütlenmiş troller tarafından çok ciddi, gayri ahlaki, gayri edebi, gayri insani diyebileceğim bir takım tepkiler ortaya çıkıyor. Halbuki biz kimseyi rencide edici bir kelime konuşmayız. Öyle bir şey söylemedim. Sadece memleketimin bin yılı aşkın bir devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti olarak devletimin devamlılığının bu sürecinde tarihimden gelen ahlaklı, seviyeli, saygın, bir onurlu devletimin varlığını onaylamak ve sürdürmek adına gereken fedakarlıklar söz konusu olduğunda bir ekmeğin yarısına razı olup yeter ki devletim muhannete yani düşmana muhtaç olmadan ayakta durabilsin diye bir ifadenin bu derece gayri ahlaki, belden aşağı bir tepki görmesinin anlamı sosyolojik olarak çok ilginçtir. Yani devletimin ve memleketimin bulunmuş olduğu noktadaki fevkalade kritik hali ortaya koymaktadır bu. Sadece iyiliğimizi isteyen, devlet ve millet olarak iyiliğimizi isteyen bir söylemin bu derece burada ağzıma, kendi kendime bile ağzıma alamayacağım şekilde karşılanması, böyle insanların var olması büyük bir tehlikedir. Ben netice itibariyle hukuk devleti olduğundan dolayı benim devletim
Bunların hepsini sosyal medyada tespit ettirdim. Hı-hı. Savcılığa bildirildi ve gereken takibat başlatıldı. Bu şahsıma yapılan bir hakaretten değil. Şahsımın üzerinde devletimin selameti için bir söze yapılan bir hücum olarak, bir tehlike olarak bunu görüyorum. Bunu da bu arada söylemiş olayım. Sizi üzen bir durum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben sohbetlerimde ne siyaset, ne şu ne bu, hiçbir şey. Benim bütün meselem tasavvuf. Denilen dinin en bugünün ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek şekilde dinin vermiş olduğu referanslarla, İslam dininin vermiş olduğu referanslarla, ki buna tasavvuf diyebiliriz. Efendim, sorunlarımızı halletmek, ötekileştirmeden birbirimizi kabullenmek, olabildiğince omuz omuza yaşayabilmek, derdimizi paylaşarak azaltmak, sevgimizi, güzellikleri paylaşarak çoğaltmak adına bir YouTube kanalım var, Yar Kapısı diye. Yar Kapısı diye bir YouTube kanalım var. Orayı takip edecek olursa sevgili dostlardan ricam, benim nasıl bir insan olduğumu, neyin peşinde olduğumu, herkese ne kadar sevgiyle yaklaştığımı, ötekisiz bir bakış açısına sahip olduğumu çok daha rahat olarak göreceklerdir. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ne bir demek? Kez daha kitabı gösterelim. Evet. Ayrılık yaman kelime. Evet. Ahmet Tezcan, kıymetli gazeteci Ahmet Tezcan bu söyleşiyi gerçekleştirdi. Evet. Ahmet Özhan'ın hayat hikayesi, manevi yolculuğu. Evet. Tüm detaylar bu kitapta var. Turkuaz kitaptan çıktı. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve devam ediyoruz. Burcu Kuru Aslan, Perşembe günleri ev dekorasyonu ve el becerisi konularında konuklar ağırlıyor. Bu hafta da evlerde kış havası ve kış şıklığı için neler yapabileceğimizi öğreneceğiz. Konuğuyla birlikte bizleri bekliyor. Yeni trendler neler, kış modasında neler var? Seni dinliyoruz Burcu. Günaydın Özlem. Çok güzel hazırlıklar yapacağız. Senin de söylediğin gibi kış öncelikle kapı süsü yapmakla başlayacağız. Melda İnoğlu var yanımda. Efendim hemen başlayalım. İlk diyelim. Bu kapı süsü mukavva kartondan yapıyoruz. Çam ağacı dallarıyla bahçeden topladığımız. Hemen şöyle değil mi? Mukavvayı keseceğiz. Evet, mukavvayı duvarla. Tencere kapağı kalıp olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor ve kolay oluyor. Bu şekilde kesip üzerine çam ağacı dallarını keserek yapıştırabilirsiniz. Ben süs olarak tarçın, portakal kabuğu, kokina şeyi bunları kullanabiliyorum. Gayet güzel oluyor. Silikona ihtiyacınız var. Yapmaya da başlayabilirim. Evet, hemen başlayalım. Şöyle de gösterelim neye benzeyeceğini. Evet. Şimdi mandalinalarla, portakallarla yapılmış. Evet. Biz kokinalarla yapıyoruz. Hemen devam ediyorum. Şu şekilde silikonumuzu sıkıyoruz. Şöyle şunları yapıştırmaya devam ediyorum hemen. Evde çocuklarla da yapılabilecek güzel bir etkinlik. Kesinlikle çok güzel bir etkinlik. Herkese tavsiye ederim. Çok rahatlıkla çocuklarla aktivite olarak da yapılabilir. Çok eğlenceli oluyor. Bu şekilde hemen bunu da yapıştırayım. Satın almaya kalktığımızda fiyatları da yüksek. Evet. Aslında böyle neredeyse evdeki bütün malzemeleri değerlendirmiş oluyoruz. Evet, çok güzel oluyor. Yani bahçemizdeki çam ağacı dallarını kopartarak rahatlıkla yapılabilir. Portakal kabuklarıyla, tarçınlarla. Şimdi bir de yeni yıl, insanlar evet, birbirlerine hediye de vermek isteyecekler. Evet. Çok da şık bir hediye bence. Evet, kesinlikle çok güzel bir hediye. Yani tavsiye ederim. Bu şekilde koyalım. Gelişi güzel yapıştırıyoruz evet, herhalde. Evet, neler yapılabilir peki üstüne farklı yapmak için? Farklı isterim. Olarak çuval kullanabiliriz. Portakal dediğim gibi kullanabiliriz. Boncuk kullanabiliriz. İplerle, farklı makrome iplerinle dekoratif ürünler yapıp üzerine yapıştırabiliriz. Bu şekilde. Tarçının kokusu da var. Çok güzel kokuyor. Portakalları, mandalinanın kokusu da var. Evet. Hem kokulu hem böyle süslü bir kapı süsü oldu bu. Çok güzel oldu. Şimdi şöyle hemen gösterelim. Bunu artık nasıl duvara asacaklar kapıya? Şöyle şu arkasına ben çuval ipinden hemen bir ip koyuyorum. Bu şekilde asıyoruz.
etkinliğimiz bitti diyelim. Şimdi sırada çok da güzel bir mumluk var. Yine böyle bahçeden, baba bahçeyi kullanarak evet, yapabiliriz. Evet, çok rahat. Kozalak toplayarak ve konserve kapağıyla gördüğünüz gibi bunları hemen yapıştırabiliriz. Şu şekilde. Evde kullanamadığınız konserve kapaklarını evet, atmıyorsunuz. Değerlendirebiliyoruz bu şekilde. Böyle yapıştırıyorum. Tabii biraz bıçak silikonla yapıştıracağız evet. Ve daha sonra istediğimiz mumu koyabiliyoruz değil mi? Evet. Hemen şurada bitmiş hali de var. Evet, şurada bitmiş hali var bu şekilde. Sıcak silikon olduğu için biraz kurumasını bekliyoruz. Yani şu şekilde kuruması gerekiyor. Şimdi hemen ben şunlar çok hoşuma gitti. Onları da göstermek istiyorum izleyicilerimize. Yeni yıl dedik. Bakın böyle evlerinizde dekoratif süsler yapmak istiyorsanız çok güzel, çok şık görünüyorlar. Evet, nasıl yapacaklar? Şöyle mukavva kartondan koni şekline geçiyoruz mukavva kartonu. Bunu rahatlıkla zaten yapabilirsiniz. Bu unip zaten herkesin evlerinde bulunabilen. Bu şekilde ben şimdi hemen gösteriyorum. Şuraya silikonumuz olmazsa olmaz ya da iyi bir yapıştırıcı. Olmaz. Evet. Kesinlikle silikonumuz olmazsa olmazım benim. Şöyle. Şunu biraz açayım. Nasıl saracaklar? Şöyle olacak. Ondan sonra buraya tekrar silikon sıkacağım. Sonra böyle döndüreceğiz etrafı. Döndüre döndüre saracaklar. Sonra bakın bu çubuklar var. Mangal çubuğu gibi. Evet. Çöp şişti. Buraya sokuyoruz. Ve ardından şöyle sokayım. Ve böyle denge oyunu tahtasını gördüğünüz gibi bu şekilde içerisine yapıştırabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İşte bittiğinde de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Boncuklarla süsleyebilirsiniz. Farklı renklerle süsleyebilirsiniz. Gerçekten çok şık ve dekoratif görünüyor diyelim. Evet. Özlem, sözü yeniden sana bırakalım. Ve bu keyifli öneriyle bugünü sonlandırıyoruz. Yarın Cuma ve saat 7'de ATV Kahvaltı haberleriyle karşınızda olacağız. Güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.